Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben hazırlanmak için buraya geldim. Şimdi Erbaa'ya gideceğiz. İlk önce rahmetli anneannem ve büyük babamın mezarlığına gideceğiz. Dayım var, oraya gideceğiz. Yani bayramlaşacaklarımız var tabii ki, mesafeyi koruyarak. Bunu da sürekli söylüyorum ki hani sanılmasın ki eskisi gibi sarmaş dolaşlı vesaire bir bayramlaşma oluyor. Tabii ki olmuyor. Hele ki biz bir de İstanbul'dan gittiğimiz için doğal olarak insanların mesafeli durması çok normal. Ve bir de hep diyorum ya, bu süreç böyle alınma darılma, vay böyle yaptılar, böyle soğuk durdular, vay mesafe korudular falan alınacak zaman değil. Herkese hak veriyoruz. Aynı şekilde biz de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyoruz doğal olarak. Şöyle fondöten sürmeden böyle aynen kapatıcı sürüyorum. Renk eşitsizliği gitsin falan diye. Kapat gelin. Elini sevdiğim görüyor musun? Şunları kenarlarıma da sür. Bir de pudralayayım şöyle. Bu arada çocuklar gelmek istemedi. Kutay zaten çok halsiz. O zaten istemedi. Ben kalacağım dedi. Derin de gelmek istemedi. İstersen gel anneciğim dedim ama o da kalmak istiyor evde. Anne gelirken dedi bana bir şey alır mısınız? Tamam dedim. O yüzden evde kalacak onlar babasıyla beraber. Kardeşim Gil evlerine geri döndüler. Yani anlayacağınız Özlem, annem, babam, bir de ben gideceğiz. Çocuklar Emrah'la evde kalacaklar. Zaten yemek memek her şey var. Hallederler. Evet, ben bu bataryamı şarja takmayı unutmuşum arkadaşlar. Makyaj malzemeyi göstererek çekmek isterdim ama dediğim gibi unutkan, ben şarja takmamışım. En azından ben gidene kadar şarj olsun. Erbaa'da da birazcık çekmeye çalışırım. Her ne kadar girdiğim ortamlarda çekmesem bile. Mümkün olduğunca çekmeye çalışırım. Arkadaşlar şu şekilde hazırlandım. Valla saçıma da bir şey yapmadım. Açınca bu şekilde kalınca dedim ki hoşuma gitti, kalsın. Böyle sade bir makyaj yaptım. Şöyle bir body giydim ve bir tane de kot pantolon giydim. Ayağıma da spor ayakkabısı giyeceğim. Evet, o zaman biz çıkıyoruz. Biz mezarlığa geldik. Duamızı edeceğiz. Yanımıza su aldık. Ot mut bir şeyler varsa onları da temizleriz. Vallahi annem kuzenleriyle. Ben de yoksa bari. Karımız kar olmuş ki ben de şey yok yani. Kesip pişireceğim. Tam mezarlıktan çıktık. Annem kuzenlerini gördü, zaten birazcık çektim. Börtülen dedim, var mı bu kenar, canım çekti. Malum İstanbul'da da böyle istediğimiz gibi börtlen bulamıyoruz. Gerçi tam zamanı değilmiş ama yine de böyle hafif hafif böyle kırmızımsı oluyor ya, benim için de yeterli çünkü hafif ekşiyi seviyorum. Şöyle göstereyim mi? Görünüyor. Daha yeni oluşuyor zaten, belli de oluyor. Allah'ım ne arsız buranın, sinek. Sinek mi o? Sorma. Şuralarda da var. Anam, çocuklarım da gelseydi keşke. Toplarlardı olanları. Babam diyor ki bizi bir yere götürdü. Full büyükken ama büyük çapatmıyorum. Bu kadar büyük. Biz dayımın evine geldik şimdi. Araba geçmez. Araba. İniyoruz. Arkadaşlar yengeciğim mantı açıyormuş.
Kızları da böyle katlıyor, dolduruyor. Hiçbiri kameraya bakmıyor. Halbuki izin verdiler yani. Şu an ben zorla çekiyormuşum gibi görünüyor ama öyle olmadı yani. Yok yok, onunla değil. Evet. Biz eve geldik. Güzel bir vakit geçirdik. Yengemler de afiyetle mantı falan yedik. Tabii bizim buraların usulü olan dolmadan vesaire epeyce yemeği vardı yani. Allah razı olsun. Karnımızı burnumuzu doyurduk. Birazcık daha oturduk ve eve geldik. A101'e girmiştik. A101'den bir şeyler aldık. Çocuklara böyle sünger bob deseni olan böyle koca yumurtalardan vardı. 2 tane onlardan aldık. Çocuklara 2 tane bardak aldım. Pipetleri falan da hoşuma gitti. Evde de güzel olur dedim. Böyle yolculukta da kullanılabilir diye düşündüm. Bunlardan aldım kapaklı. Böyle hani kolayca açılanlardan değil, böyle çevirerek açıp kapattığınız için hoşuma gitti yani. Bir tane ıslak mendil aldık. Bir tane buraya şöyle kulak çubuğu aldım. Bir tane şöyle kornişon turşusu aldık. Bir tane spagetti aldık. Belki de bu akşam yaparız özlemle, bilemiyoruz tabii. Annem şöyle havlulardan almış buraya. İkili yıkanacak havlular da vardı. Bunları da atalım da bunlar da yıkansın. Öyle kullanırız. Ve orada tabaklar vardı. Çok hoşuma gitti. Burada da bu tabaklardan ihtiyaç oluyordu ve yoktu yani. Orada görünce de dedik alalım. Şöyle oval bir tabak. Salata, işte karpuzdur, patates kızarttınız, işte bir şeyler kızarttığınızda insan böyle tabak arıyor. Bundan aldık. Bu ikisini de şöyle, özellikle şunu çok ama çok beğendim. İstanbul'da görürsem bir tane bundan kendime de alacağım hatta. Burada da son bir taneydi bu. Yani ister salata yapın, ister ne bileyim işte günlerinizde ya da kendinize makarna salatasıdır, ne bileyim şehriyen. Artık ne yapmak isterseniz çok rahat olur. Cacık vesaire de yapabilirsiniz. O yüzden çok hoşuma gitti ama en favorim bu. Bunu çok ama çok beğendim. Şöyle duruşu falan var. Evet, dediğim gibi bir de çocuklar o sünger boklu yumurtalardan aldık. Daha da bir şey almadık. Şimdi havluları atıyorum makineye hemen. Şu yeni aldıklarımızı da koyalım. 28 dakikalık programı var. Onu da çalıştıracağım. İnşallah çalışır. Harbi. Aa, anne onu göstermedim. Verir misin? Göstereyim. Şimdi mi? Ha. Arkadaşlar A101'den bir de şu saati aldık. Pilini de aldık. Şurada bir çivi vardı. Hemen oraya hazırca eşimden rica edeceğim. Taksın diye. Çivi var diye aldım zaten. Bu yumuşatıcı eğer bir denemediyseniz bunu denemenizi tavsiye ederim. İnanılmaz güzel kokuyor. Özellikle bu Rinso'nun aloe veralı bu sıvı deterjanıyla bu yumuşatıcı muhteşem oluyor. Kurutma burada mesela, bunu asıyoruz ya, tüm odalar bu arası falan inanılmaz güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Hani tek başına Rinso o kadar kokmuyor. Denedik acaba o koku ondan mı geliyor diye ama yok yani, ikisinin karışımından geliyor muhtemelen ya da tek başına bundan. Muhteşem bir kokusu var. Evet anne, gerçekten güzel oldu saat. Evet, şimdi çalıştırayım makineyi. Aldıklarımızı yerleştirdikten sonra evi bir toparladık. İşte biliyorsunuz makineye havluları attım falan. Dedik ki gidelim. Çocukları da dedim bugün hiç hava almadan da bırakmayalım. Parka geldik, kent parka. Dedim ya, bizim eve çok yakın olduğu için böyle kafamız esince çıkıyoruz. Bir de geç saatlere kadar da açık da oluyor zaten burası, cıvıl cıvıl. Kutay da koştur koştur gitti valla. Çocuklar hasta oluyor ama maşallah diyeyim, enerjilerinden kaybetmiyorlar. Bir şey ki kaybetmesinler zaten. Bomboş park. Rahatça oynarlar. Biz de hemen kenarda bir masa bulursak değmeyin keyfimize. Çocuklar hamburger istemiş, bir de hamburger yiyecekler. Yine güzel bir yer bulduk. Başka bir masada oturmuştuk ama şansımıza hemen parkın dibinde bir yer boşaldı. Çocuklar da zaten oynuyorlar şurada. Öteki de merdivenden çıkıyor, bilmiyorum görünüyor mu ama ışık var şurada da. Oradalar. Evet.
Vallahi Kıta'ya da iyi geldi. Hastaydı ya, böyle biraz açıldı. Çocukların hamburgerler geldi. Biz de içecek söyledik. Böyle ne diyeceğim bilemedim. Evet, bize afiyet olsun diyeyim o zaman. Ben elma çayı istedim. Böyle filtre olarak geldi. İçini de göstereyim mi size? Böyle sallama falan diye böyle elma kabukları falan var. Görünüyordur şu an diye tahmin ediyorum. Gayet lezzetliymiş. Biraz tarçın kokusu da var. Ben içine limon da sıktım. Bitki çayını şekerletmediğim için şeker koymadım. Şimdi afiyetle bunu içeceğim. Arkadaşlar biz eve geldik. Ondan sonra çocukların yatma saati gelmişti. Eller yüzler yıkandı. Üstleri değişti. Yattılar. Sonra annem babamla falan da biraz sohbet muhabbet derken herkes yattı. Sadece Özlem'le biz klasik ayaktayız. Canımız makarna istedi. Bizim gece rutinlerimizi bilenler biliyordur. Böyle yapıyoruz beraberken. Canımız istediği geceler. Şöyle çubuk makarna yapalım dedik. Suyumuz da kalmıyor. Yanına da biberiye turşumuz var. Bugün yengem sağ olsun, dayımın eşi, bir bidon salatalık turşusu verdi. Onları göstermeyi unuttum. Biber verdi, köy ekmeği verdi, cevizli. Kendi tarlalarından toplanmış biberler organik. Öyle lezzetli oluyor ki yemeklerde, kahvaltılarda falan. Hatta yarın sabah biber doğruyoruz. İçine birazcık da domates. Böyle soteliyoruz. Domatesin suyu yetiyor zaten. Böyle ekmek banmaya falan güzel oluyor. Biraz yağ ve sarımsak, biraz baharat. Bakalım, fikir değişmezse tabii, çocuklar bazen başka şeyler istiyor da kalsın o zaman, çeşit çok oldu diyoruz. Ne yapalım, bunu yarısını mı yapayım? Ne dersin? Bilmiyorum ki. Salçalı mı yapalım? Aynen salçalı. Tamam. Güzel olur. Evet. Bizim buraya ilk geldiğimiz gün. O zaman dedim ya, ilk yorumlar açıktı. Evet. Sonradan kapandı. O zaman yorumların birinde bir arkadaş yazmıştı ki, dedim ya benim telefonum bozuk olduğu için ben hani sürekli kontrol edemiyorum. Ne oluyor, ne bitiyor, ne kadar izleniyor vesaire. Pek bakamıyorum. Ha, annemden, eşimden falan da bakabilirim ama burada gerçekten hareketli bir gün geçiriyoruz. Yani bir arada ya ev işimiz oluyor. Mümkün olduğunca geziyoruz, tozuyoruz. Çoğu şeyi ben vloglayamıyorum bile yani. Neyse işte o videoda demişim ki ben hani biz bir şey yemedik, sadece dondurma yedik. Hani bir şey yemedik deyip de dondurma yedik diyorsunuz diye. Deme amacım, zaten bizi uzun süredir izleyenler bilirler. Hani biz bir dondurmayla yetinen biri değiliz ya. Dondurma bizim için yemek sayılmıyor. Hayır, bakın nasıl gecenin bir vakti, saat kaç şu anda? Gece 12. Gece yenilmeyecek, yenilmemesi gereken daha doğrusu değilmiş. Yemekler, yiyecekler yediğimiz için o yüzden hani bir şey yemedik gibi oldu dondurma yemek. Dondurmayı hiç saymıyoruz. Evet, dondurma. Ne yani? Bizim için yemekten daha bir aparatif gibi. Tabii tabii, tabii. Çay gibi geliyor. Değil mi? O yüzden öyle dedim yani. Dediğim gibi zaten uzun süredir izleyenler, bu gece rutinlerimizi bilenler ne demek istediğimi biliyordur. Aslında ben makarnayı çoktandır canım istiyordu da. Bir ara bilir geçen yılda değil mi? Evet. Yani o neydi ya, kaç kere yediğimizi hatırlamıyorum artık. Hani ben bıktım, gider yemeyelim ya. Yemeği seven insanlarız. Evet, yapılınca yeniyor. Yapma diyor, yapma yani. Evet, yapılınca yeniyor. Evet. Yemiyor mu? Yeniyor. Yalan konuşmaya gerek yok yani. Aynen öyle. İşte bu iki gündür falan da canım istiyor, bu erteliyordu. İkna ettim. O da demek ki bugün acıkır gibi oldu herhalde. Bugün erken de yedik ya. Aynen. Gerçekten erken yedik. Dışarıdaydık da gördünler. Ev mantısı söyledim yedik. Söyledim mi ev mantısı? Evet. Çektim ya biraz. Sofrayı çekmeyi unuttum. Evet. Bizim oranın dolmasından vardı. Etli türlü yemeği vardı. Pancar kavurması vardı. Evet. Yengemizin eli de gerçekten lezzetlidir. Bunu da hep söyler. Allah hakkını helal etsin. Evet, biz şu makarnamızı yapalım o zaman. Arkadaşlar biz makarnamızı yaptık. Şöyle salçalı makarna. İçeceklerimizi aldık. Bir de dediğim gibi biberiye turşusu koyduk. Dedik salatalık turşusunu da açmayalım, koyayım diyordum ama. Neyse şimdi hiç açmıyorum, evet. Bidon güzelce sarılı çünkü.
O zaman bize afiyet olsun ve artık videomuzu sonlandıralım burada Özlemciğim beraber. Sonlandıralım. İnşallah sıkılmadan, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki video gününe kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.